Bonding uygularken kompozit esaslı malzemeler kullanırlar. Kompozit esaslı malzemeler hamur kıvamında malzemelerdir. Diş hekimi, heykeltıraş gibi dişler arasında bu malzeme uygular ve özel bir ışınla sertleştirir. Sertleştiği zaman çok sertleşmiş olur. Diş sertliğine ulaşmış olur. Ve hekim bunları değişik aletlerle dişe uyumlar ve cilalar. Birebir hasta ağzında yapılır ve o seans yapılır. Bonding'in zorluğu da odur zaten. Diş hekiminin bu konuda çok bilgili ve becerili olması gerekir. Ve de estetik gülüş tasarımına hakim olması gerekir. İlk önce en önemli konu şudur. Dişin rengi seçilir. Dişin içinde birkaç farklı renk varsa birkaç farklı renk uygulanarak bonding uygulaması yapılır. Ve tasarım oturtulur. Tasarım oturduktan sonra cilalanması çok önemlidir. Çok iyi cilalanmış bir bonding bizi senelerce götürebilir. Ancak iyi cilalanmamış bonding kolay su emeceğinden hızlı bir şekilde renklenecektir. En çok yapılan şikayetler arasında şöyle bir konu var. Bonding yaptırdım başta çok iyiydi. Bir iki ay ondan sonra çok seri bir şekilde renklendi diye. O tamamıyla dişin cilasıyla doğru orantılıdır. Eğer iyi cila yapılırsa, dişe iyi adapte edilirse bonding bizi uzun seneler götürecektir. Ortalama ömrü de 5 sene kabul ediliyor.